Evet. Bak. Sihirbazımız açtı perdeyi. Yayınımız evet. Başladı. Buyurun. Erkan abi şimdi Belgrad'ı merak edenler, Belgrad'ı görmek isteyenler için şöyle bir tapon listesi çıkardım. Bravo. Notlarımı aldım. Biz de hem üstünden bir daha bir geçelim, hatırlayalım nereleri gördük, nerelerden en çok keyif aldık. Böyle, aklımızda kalsın. Aynen, hem bizim aklımızda kalsın hem de burayı görmek isteyenlere de tavsiyelerimiz olsun. Ondan başlayacağım. En sonunda da birinci olarak en beğendiğimiz yeri ilan edeceğim. Müsaadenle. Tabii bu sıralama değişebilir. Herkes siz buraya geldiğinizde. Tabii. Herkesin zevki birinci mevki. Kesinlikle. Şimdi 10. sıraya şeyi koymuşuz. Zemun diye bir yer. Hatırlıyor musun? Böyle bir deniz kenarında bir kasaba gibiydi böyle. Yemek yemiştik orada da çok güzel. Yine özel, tradisyonel Belgrad yemeklerinden getirmişlerdi. Salataları, malataları falan. Burası, çok güzeldi. Burası böyle bir, nasıl söyleyeyim, bir Macar köyü havasında. Evet, evler falan da farklı orada, böyle giriyorsun içeriye. Mimari değişik. Değişik bir mimari var. Burası Osmanlı burada kaldığı zaman zarfı içerisinde bile hemen yanı başında böyle küçücük bir alan, onlar orada duruyorlarmış. Hmm. Yani orada hep var olmuşlar. Dibinde Osmanlı'nın buradaki hakimiyetinin olduğu günlerde, yıllarda bile. Hiç bozulmamış, bozulmamış. Orası kalmış. Aynen öyle, bir kurtarılmış bir alan, bir bölge. 9. sırada Tito'nun Mozele'sini koydum. Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Evet, çok sade. Orayı da gezdik. Çok natural. Yani Yugoslavya ne demek, Yugoslavya gerçeği ne demek, Tito ne yapmış, bütün bu halklar nasıl bir arada bulunmuş, onları anlayabilmek, onları idrak edebilmek, bu Balkan ruhuna daha iyi bilgi olarak sahip olmak için burayı görmekte, gezmekte, Tito'nun mezarını ziyaret etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bunun küçük bilgisini verdik. Merak eden bakacak baba. Aynen öyle. Allah Allah. 8'de valla buranın en önemli şeylerinden bir tanesi diyebileceğimiz muhteşem bir, zaten önce gelmeden de söylemiştik, gece hayatı var. Yani heh, o port bölgesinde, o Tuna'nın üzerinde yan yana bir sürü sıralanmış çok güzel, çok şık onlarca onlarca diskolar, kulüpler var. Restoranlar var. Restoranlar, gece eğlencesi burada çok önde. Çok iyi. Yani diyebiliriz ki işte Avrupa'daki en iyi nightlife denilen gece eğlencesi adına önemli duraklardan bir tanesi kesinlikle Belgrad. Belgrad, evet. Yani parayı alır. Eğlenmeye düşkün, eğlenmeye meftun insanlar Belgrad'a gelmeliler. Ama şimdi oğlum, yani tamam ben gezdik gördük, tamam mı? Benim için biraz buraları şey oluyor, kafam şişiyor. Bir süre sonra, bir süre sonra şey yapıyorum. Ama ve gençler, evet, gençler için burası inanılmaz. Onun için söylüyorum. Tabii. Tabii. Yani kültür turu da var. Şimdi oraya da geleceğim. Yani her şey. Tarih, her şey. Tarih merak edenler için, tarih için. Onlar da var. Sinekler de var. Sineklerden evet de bahsetmeliyiz. Ya. Ha arkadaşlar. Şimdi bu her şey çok güzel ama işte bir tane sinek bütün keyfini kaçırır ya. Burada onlardan çok var. Yani nehir kenarı. Akşam buraya gelirken uzun pantolon giyin. Şort, mort, yalınlayak, malınlayak gelmeyin. Kısa kollu mümkünse giymeyin. İnce bir sıcak oluyor çünkü. İnce bir uzun kollu gömlek. Evet. Ağustos'ta yorganla yatıp zan diyeceğim. Ya da neredeyse o, yani burada satılıyor. O jeller var işte, ilacınızı her alın. Her yerde var tabii. Sürün onları. Öyle çıkın. Evet, çünkü nehir kenarı olduğu için yani nehir kenarında daha çok sinek mecbur yapar. Öyle mecbur bir durumları var. Mecbur. 7. sırada ada Çiganlı'ya var. Ada Çiganlı'yı da hatırlıyorsun, Çingene bir grup vardı, Black Panthers. Çok güzel müzik yapıyorlar. Kara Panterler çok güzel müzik yapıyorlar. Özellikle Çigana
ve Çingene müziğine, Çingene yaşantısına merakınız varsa Adasiganlı'ya mutlaka gelmelisiniz. Çingenelerin ruhunu hissettiğiniz ve kendinizi adeta Çingeneler Zamanı filminin içinde gibi hissettiğiniz bir alan, bir yer orası. Buranın 5 tane masası var. Nehirin dışında balkon gibi, içerisi dükkan, orkestra orada. Siz nehire arkanızı dönüp dükkanı ve onları seyredin. Onlar masanıza geliyor zaten. Evet, aynen öyle. Ve çok güzel çalıyorlar. Keyif alacaksınız. Keyif alacaksınız. O kesinlikle görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de biz 7. sıraya koyduk Adaçıganlı'ya. Bu arada tabii buradan gündüzde denize giriliyor. Adaçıganlı'ya bölgesinden gündüzde denize giriliyor. Yani denize dediğim işte dereye giriliyor. Ağzımız alışmış öyle denize giriliyor diye. Dereye de demeyelim. O kadar da küçültmeyelim meseleyi. Yani nehre giriyor, Tuna Nehri'ne giriyor. Ya küçültmüyoruz. Niye evet, küçültmüyoruz? Evet. Dere deyince küçük oluyor da onun için. Yani, dere geçti dedi bizim için. Dere benim. Ne oldu? Için, kayıntıya yani. Geçtin hemen. Dayanamadım. Bu arada muhteşem yemekler var tabii. Onlardan da bahsetmemek olmaz. Bunları da birinin de önüne koyuyorum. Yani artık birinin de önünde bir şey yok ama düşündüm yani. Onu anlatmaya çalışıyorum ki muhteşem Balkan yemekleri var. Evet, 6. sıraya koyduğumuz burayla ilgili tapon listesinde tekne turu. Gel. Kaleye karşı vuralım kadehleri. Hadi oğlum. Tehlikelidir mi ha? Hiç efendim. Öyle mi? Koldan vites. Bastırıp kendine çekiyorsun bir. Yukarı. İki. Yok, direkt yukarı park. Tekne turu da Sama Nehri'nde ve Tuna Nehri'nin birbirine karıştığı yerlerde tekne turu alırsanız deniz şeyden suyun içinden şehri seyretme. Yani bizim boğaz turu gibi. Bir imkan evet. Yakalamış olursunuz. İlginç. Çünkü o da güzel. İki nehrin birleştiği yere götürüyor sizi. Belgrad'a böyle dışarıdan bakıyorsunuz. Kaleye dışarıdan bakıyorsunuz. Nehir kenarında çok güzel kulübeler yapmışlar. Salların üzerinde yaşıyor insanlar. Amsterdam'daki evler gibi şey evleri. Nehrin üstündeki evler gibi. Ama bunlar çok şirin geldi çok bana. Şirin, bunlar, çok şirin. Çok, çok şirin küçük kulübeler. İnanılmaz güzel. Masal gibi. Evet. Ama nehirden de şehre ve nehirin o birleştiği yeri, o Atilla'nın mezarının olduğu adanın ucu falan. Savaş Adası. Savaş Adası. Orası, orayı da görmenizi tavsiye ederim o açıdan. Özellikle fotoğraf sanatıyla ilgilenenler buraya bakabilirler özellikle. Beşinci sırada da tabii ki buranın olmazsa olmazlarından Kale Meydan. Yani Belgrad Kalesi çok meşhur bir kale. Belgrad Kalesi'ni görmeden buradan ayrılmamak lazım. Özellikle zaten tarihi bilgiyi kuşanmak isteyenler, tarihi merak edenler, tarihe düşkün olanlar Kale Meydanı mutlaka görmeli. Zaten direkt buraya getiriyor. Buraya gelmeden Belgrad'a geldim diyemezsiniz. Evet. Belgrad'ın kalbi orası. Kalbi kesinlikle Kale Meydan. Kale Meydanı görmeden ayrılmayın. Dördüncü sırada bizim de çok içinde olmaktan ve görmekten mutluluk duyduğumuz Tesla Müzesi var. Korkmadım ya, benim enerjim tuttu. Yani bir kere şüphesiz gerçekten aydınlanıyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla, kesinlikle. Daha doğrusu her anlamıyla, hem mecazi anlamıyla hem real anlamıyla aydınlanıyorsunuz. Tesla Müzesi'ni görmek, Tesla'nın insanlık tarihine, insanlık tarihinin gelişimine, bugünün insanının bile hala konfor alanlarının ta 1800'lerde Tesla gibi bir dahi tarafından nasıl yaratıldığına şahit oluyorsunuz. O da çok kıymetli bilgiler alıyorsunuz. Tesla'da görülmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi belki. Yani hatta. Şunu söyleyeyim. Burada diğer Tesla ve Kale Meydan kesinlikle görmeniz gereken. Evet. Yani bunu eleyemezsiniz. Benim kendi fikrim. Aynen. Diğer yerlere gitmeyebilirsiniz. Olmayabilir ama Tesla'yı ve Kale Meydanı gerçekten görmenizi tavsiye ederim. Çok önemli. Evet, ben de katılıyorum. Üçüncü sırada Manifaktura, yani şu anda içinde bulunduğumuz ve bu birbirinden lezzetli güzel Balkan yemeklerini yiyebildiğimiz, yediğimiz hatta o kadar beğendik ki neredeyse buradaki seyahatimizin
bütün yemekleri değilse de birçok yemeğini burada yemeyi tercih ettik. Manifaktura buranın ismi. Adı da üstünde Manifaktura gibi bir şeye denk geliyor galiba. Şık bir Balkan lokantası. Burası da Knez Mihailova'ya yakın. Knez Mihailova'da şöyle söyleyelim, buranın adeta İstiklal Caddesi. Hani mecburi cadde vardır ya, hani İstanbul'a gelirsiniz Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne mecbursunuz. Oradan geçmeden gitmeye. Olmaz yani, ya. İstiklal'i görmemek ne demek, minik kelebek derler adama. Onun için burası da tam öyle bir caddenin, Knez Mihailova'nın üzerinde sayılır, hemen yakında, dibinde. Çok güzel, şık bir Balkan restoranı. Burayı da tabii size öneriyoruz. Her yeri gezemedik. Şimdi baktık, burada daha bir sürü dükkanlar var, bir sürü kafeler var. Tabii çok var. Bir sürü var. Güzel yerler var. Hakikaten sizi hiç yabancısını, yabancı olmayacaksınız burada. Hakikaten bir İstiklal Caddesi durumu aynen, var. Aynen, İstiklal Caddesi. Ondan keyifli. Biraz daha küçük ama duygusu, havası, ruhu İstiklal Caddesi ruhunda. Şimdi en çok sevdiğim bu kaymakla tereyağı, tuzlu karışımı. Tereyağı. İnanılmaz güzel. Yani gelin ve buradan alın, bundan götürün evinize. Kuru et. Güzel. Kuru et. Zaten söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Kuru etin ana vatanı burası zaten. Ayvar bu, bunun adı. Ayvar'da közlenmiş kırmızı biberin ince kesilmiş ve zeytinyağlanmış. Eğer istersen arzuya göre içine belki biraz paprika da, bir acı biber de koyarak kavanozlanmış. Ve bunların hem kahvaltıda, hem öğlen yemeğinde, hem akşam yemeğinde üç öğünde de tüketmeyi sevdikleri. Yani bunu sevdiğimiz. Nasıl markette bizde salça bulmama imkanınız yok. Yani salça her zaman bulursunuz. Bunu da bakkalda her yerden alabilirsiniz. Ayvar her yerde var. Ayvar'ı da takmadan gitmeyin. Geldik ikinci sıraya. Evet. Top 10'da. Bakalım. O da geçen akşam ikimizin de büyülendiği, iç mimarisini, yemeklerini, sunumlarını çok ama çok beğendiğimiz Lorenzo and Cacalamba adlı restoran. Muazzamdı. Gerçekten çok güzel. Hem dekorasyonu çok şık ve değişikti, çok kışkırtıcıydı, çok iyi tasarlanmış, iyi planlanmış, çok yaratıcıydı. Yemekleri de ne yediysek, ki öyle yapmayı tercih ediyoruz seyahatlerde, o gittiğimiz bölgenin, gittiğimiz yerin neleri varsa onların hepsinden sipariş edip küçük küçük onları böyle degüstasyon yapmaya, tatmaya meyilli oluyoruz. O dün akşam da öyle yaptık bu restoranda. Gelinen ve yediğimiz her şey de son derece şık sunumlu ve de lezzetliydi. Olağanüstü. Yani köy peynir. Lezzetten geçici bölüm oldu. Bu zamandır ağzın tavanına vurunca o lezzet bir anda gözler gitti bence. Yeni yeni görmeye başladı. Hele bu çorba fena. Sebze çorba. Evet. Çünkü hep ortaya söyledik. Evet. Hepsinden buranın nesi küçük meşhur? Küçük çöplenmeler yaptık. Çöplenme yaptık. Öyle çok, herkes kendine yemek söylemedi. Yani. Aynen, aynen. Yani ikinci sırada da çok çok beğendiğimiz Lorenzo Cacalamba var. Geldik listenin birincisine. Listenin başına da şeyi koyduk. Scadarli'ye hatırlarsan Cihangir'e benzettiğim, burada bohem bir hayat tarzı sürülüyor dediğim, böyle sanat şeyleri, galerilerinin falan olduğu. Hatta ilk akşam yemeği orada yedik. Çıgan müzikleri vardı canlı. Üç Şapka restoranına gitmiştik. O bölge, oradaki restoranların tamamı ve o bölgenin tamamı mutlaka gidilip görülmesi ve arzu edilenin bir tanesinde de yemek yenilmesi gereken ve listemizin birinci sırasına aldığımız yer. Çok güzel bir yer. Yani müzikler zaten böyle çok harika. Çıganlı'ya. Çok güzel. Güzel yaylılar çalıyor. Bir akordiyon var. Böyle ufak ufak geliyorlar. Çok ses yapmadan yemeğini yiyorsun ve
Herkes çok sakin orada. Ama eğlenceye de düşkün bir millet. Eğleniyor, hemen kalkıyorlar, yani, oynuyorlar. Eğlenceye çok düşkün millet olduğunca hatırlarsan o akşam da orada bir doğum günü var, gerçi kutlaması vardı ama yani restoran mesturan demediler, orası öyle bir kulüp mulüp değildi yani. Bayağı ayaklandılar, kalktılar, neredeyse yani çifte telli diyeceğim. Oynadılar, dans tabii. ettiler falan. Yani çok şıktı, çok hoştu. O insanın o dinamizm, o enerji insana sirayet ediyor. Oynayabilirsiniz yani. Biz de çok yani. Yani oynayabilirsiniz. Oynamaktan çekinmeyin. Belgrad'a gelin, serbest. Yiyin, için, eğlenin, coşun, hoşun, ne isterseniz yapın, Belgrad'a mutlaka gelin. Gelsinler. Gelin.